Efendim mutlu akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandıracağız. Bugün sizlerin sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi kıymetli hocam Mehmet Kapukaya Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamıza hoş geldin demeden önce sizlerin bizlere ulaşıp sorularınızı iletmeniz için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonları vasıtasıyla sorularını kısa mesaj şeklinde bizlere iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e iletebilirler. Facebook ve e-posta adreslerimizde ekranlarımızın alt köşesinde diğer iletişim seçeneklerimize beraber yayın boyunca inşallah sizlerin hizmetinde olacak. Dileyen kardeşlerimiz buradan da bizlere sorularını, istek ve görüşlerini iletebilirler. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar hoş bulduk, getirdiniz. Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Elhamdülillah, duacıyız, dua eder, dua bekleriz. Hemen başlayalım inşallah muhterem hocam. Bir izleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Diyor ki annem, babam ve ben olmak üzere babam bizi bireysel emeklilik sektöründen emekli olmamız için belli bir sürede para yatırıyor ve bu şekilde emekli olacağımızı biliyoruz demişler. Bu durumun dinen uygun olup olmadığını soruyorlar. Bu hususta bizleri bilgilendirirseniz seviniriz demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Bireysel emeklilik konusunda şunu söyleyebiliriz. Bireysel emeklilik için yatırılan paralar nerede değerlendiriliyor? Hı hı. Acaba dinen helal olan alanlarda mı değerlendiriliyor? Yoksa haram olan alanlarda mı değerlendiriliyor? Biz buraya bakarız. Eğer haram olan bir alanda değerlendiriliyorsa veya bir kısmı burada değerlendiriliyorsa burada cevaz vermemiz, yani bunu olur dememiz mümkün değildir. Tamamen helal olan alanı tercih etmemiz lazım. Hı hı. Bu sebepledir ki buna mutlak surette bireysel emeklilik helaldir demek de doğru değil. Bireysel emeklilik haram demek de doğru değil. Bu yatırdığımız primleri gideceğiz, soracağız. Bireysel emeklilik yapan şirkete, kuruma soracağız, diyeceğiz ki bu primleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizden aldığımız paraları nerede değerlendiriyorsunuz? Evet, nerede değerlendiriyorsunuz? Gerekiyor. Onlar bize efendim açıklama yaparlar. Şurada şurada değerlendiriyoruz diye. Biz bakarız bu alanlar dinen helal olan alanlar ise o zaman buraya para yatırabiliriz ve buradan emekli olabiliriz. Evet, teşekkür ederiz hocam. Efendim İzmir'e uzanıyoruz. Bir telefon bağlantımız var. Ali Bey bizleri İzmir'den aradılar. Alo. Alo. Buyurun Ali Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Hayırlı akşamlar efendim. Bir şey soracağım ben. Buyurun. Erkeğe hani şey oluyor mu? Namahrem oluyor mu? Evet. Pekala. Başka bir sorunuz var mıdır efendim? Yok. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet muhterem hocam, özellikle yaz aylarında birçoğumuzun belki de bilmeyerek ihlal ettiği bir kuralsızlık diyelim artık buna. Erkeğin erkeğe karşı birbirine göstermemesi gereken vücudundaki bölgeler nerelerdir? Bunları bir de sizin ağzınızdan öğrenelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyorlar. La yanzurur raculu ila avratir racul. Erkek, bir erkek başka bir erkeğin avret yerine bakmasın diyor. Ve hadisin devamında da velel mer'atu İlâ avratil mer'e. Kadın da kadının avret yerine bakmasın diyor. Şimdi bizde yanlış bir kanaat oluşmuş. Sanılıyor ki erkek erkeğe olunca her yere bakabilir. Efendim. Veya kadın kadına olunca hakeza efendim her yere bakabilir. Böyle anlaşılıyor. Halbuki avret yeri dediğimiz bir yer var, mekan var. Bu da göbekle diz kapağı arasıdır. Yani bir erkek başka bir erkeğin göbekle diz kapağı arasına bakamaz ve dokunamaz. Bir kadın da başka bir kadının göbekle diz kapağı arasına bakamaz ve dokunamaz. Yani nerede olursa olsun, ister bu deniz kenarında olsun, efendim ister başka bir yerde olsun, ister evde olsun, nerede olursa olsun veya işte hamamda olsun, nerede olursa olsun
böyle bakması helal değildir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Sivas'a uzanıyoruz efendim. Safiye Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Safiye Hanım hoş geldiniz. Sağ olun. Benim size bir sorum olacaktı. Buyurun dinliyoruz. Ezandan 10 dakika önce hani ezanı duymadıysan, namaz kıldıysan acaba evet. Namazın olur mu, tekrarı mı gerekir? Bunu çok merak ediyorum hocamdan rica edersen. Evet. Yöneltelim inşallah efendim. Sorunuzu size sormuş oldunuz. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam. Sahrada olan kardeşlerimiz için, belki köylerde yaşayan kardeşlerimiz için geçerli bir soru. Buyurun. Şimdi eskiden bir hayli namaz vakti için bir temkin konuluyordu. Yani namaz vakti henüz daha olmamış ama biraz işte diyelim ki öğle 12'de ise öğle 12-10 geçe yazılıyordu. Ama günümüzde teknik imkanlar, aletsel ölçümleri çok güzel yapıyor. Efendim vakitleri çok güzel bir şekilde hesaplıyor. Onun için bu temkin vakitleri son derece sınırlandırılmıştır. Yani 3-4 dakika ile 5 dakika ile sınırlandırılmıştır. 10 dakika bunun için çok fazla bir zaman. Yani ezandan 10 dakika önce kılmışsa bu namazını iade etmesi lazım. Ama 5 dakika önce kılmışsa iade etmesine gerek yok. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Peki ezan okunduğu zannına kapılıp namaza kılmış olsa bir vatandaş, daha sonra da ezanın okunduğunu duysa bu takdirde yine namazını iade etmesi gerekir değil mi? Tabii yani süre 5 dakikayı aşmışsa bu namazını iade etmesi gerekir. Evet teşekkür ederiz efendim. Fehim Bey bizleri Manisa'dan aradılar efendim. Bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Alo. Buyurun Fehim Bey hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Vaaleyküm selam efendim. Hocam ben nasipse emekli olacağım. Bir ay içerisinde ikramiyemi alacağım. İnşallah. İkramiyem zekata tabi mi? Hay hay yöneltelim. Başka bir sorunuz var mıdır efendim? Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet muhterem hocam. Bir yekün teşkil edecek tabii bu para. Direkt alır almaz zekata tabi midir? Şimdi bu beyefendi daha önce zekat vermiş ise, diyelim ki 2015 yılında zekat vermiş ise bu ikramiyesini aldığı zaman bunu da onun üzerine ilave edecek. 2016 yılında toplamı üzerinden zekatı vermesi gerekir. Ama daha önce zekat mükellefi olmamışsa, bu parayı da yeni almışsa, bu paraya zekat verebilmesi için üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Evet, teşekkür ederiz hocam. Elimizdeki mail sorularıyla devam edelim inşallah. Bilerek orucu birden fazla tutarken bozan bir insan ne yapması gerekir? Teşekkür ederim demişler. Şimdi öncelikle soruya cevap verelim. Bir kimse bilerek orucu birden fazla bozarsa, bir Ramazan süresi içerisinde birden fazla bozarsa hepsi için bir kefaret yeterlidir. Evet. Yani diyelim ki bir Ramazan'da kasıtlı olarak 3 defa orucunu bozarsa her biri için ayrı ayrı değil, yani diyelim 3 defa bozmuşsa efendim 180 artı 3 değil, efendim 60 artı 3 oluyor. 63 gün oruç tutar. 3 defa bozmuşsa, 2 gün böyle yapmışsa 62 gün tutar. 1 gün olsa 61 gün tutar. Ama şunu da ilave edelim ki, ha madem böyle bir kolaylık var, böyle bir şey var, esneklik var, biz kasıtlı olarak orucumuzu bozalım. Nasıl olsa efendim böyle katlanmıyor diye orucu bozmak Cenab-ı Hakk'a saygısızlıktır. Yani bu soruya öncelikle bu taraftan bakmak lazım. Yani aslında bilerek orucu bozmanın nedenini yanlış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Ve bozmamamız noktasında da böyle bir direnç yani, sağlamamız var. Bu Ramazan'a saygısızlıktır, Cenab-ı Hakk'a saygısızlıktır. Öncelikle bu noktadan yaklaşmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu noktayı ihmal ettiğimiz zaman bizim verdiğimiz cevapları da vatandaş diyor ki ya şunlara bak hocalar hep işin kolay tarafına kaçıyorlar. Evet. Ya böyle mi olur diyor. Yani burada tekrar vurgulayalım ki kişiyle Allah arasındaki bağlantı, iletişim çok sağlam olması lazım. Evet. Teşekkür ederiz hocam. İnşallah uyarılarınızı dikkate alacağımızı düşünerek Trabzon'a uzanalım efendim. Mustafa Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Vaaleyküm selam. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun.
Buyurun. Benim hocama iki tane sorum olacaktı. Buyurun. Birincisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ikindi namazıyla yatsı namazının sünnetlerini ara sıra kılarmış. Bu nedir bunun asla sıra? İkinci bir sorum da, mezhepler neden farklı farklıdır? Yani Şahabi mezhebi, Hanefi mezhebi. Yani baktığınız zaman hepsi en doğrusunu biz biliyoruz diye söyleniyor. Nedir bunun mantığı, nedir yani? Hay hay efendim. Yöneltelim inşallah. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam, merak edilen iki güzel soru. Birincisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazının ilk sünnetiyle yatsı namazının ilk sünnetini ara sıra kırardı. Bazen kılmazdı diye bir şey duyduk. Bunun aslı astarı var mıdır dedi izleyicimiz. Sevgili Peygamberimiz ikindi namazı ve yatsı namazının sünnetlerini kılmadıkları zaman da olurdu. Kıldıkları zaman da olurdu. Ama diğer sünnetlere nazaran bunları daha az kıldığını görüyoruz Peygamberimizin. Bir öğle namazı, bir akşam namazı sünnetine göre veya yatsının son sünnetine göre bunları daha az kıldığını görüyoruz sevgili Peygamberimizin. Ancak burada şunu ifade edeyim ki, Peygamber Efendimiz bunları ara sıra kılmıyordu, biz de kılmayalım dediğimiz zaman bir de Peygamberimizin şu yönüne bakmamız lazım. Peygamberimiz geceleyin belli bir saatten sonra sabaha yakın bir zamanda kalkarlardı ve Hazreti Ayşe annemizin de ifade ettiği üzere orada diyor ki işte hatta tetefattara kademahu, yani ayakları şişinceye kadar namaz kılardı diyor. Peygamberimizin bir de bu yönünü görmek lazım. Yani sadece sünnetleri terk ettiğini değil, evet, bir de bu yönünü görmek lazım. Ona göre biz bunları kılmalı mıyız, kılmamalı mıyız? Buna daha iyi cevap verebiliriz. Hocam tam o noktada şimdi böyle sosyal medyada gezen bir cümle var. Diyor ki, ayakları şişinceye kadar ibadet eden peygamberin gözleri şişinceye kadar televizyon izleyen ümmeti olduk. Yani sadece işimize gelen kısmını duyuyor gibi oluyoruz bazen. O yüzden inşallah bu uyarılarınızı da dikkate alırız. Çok sanıyorum, sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah. Sanıyorum bir telefon bağlantımız daha var. Onunla devam edelim inşallah. Songül Hanım Ankara'dan bizleri aradılar. Alo. Alo. Efendim. Buyurun Songül Hanım, hoş geldiniz. Furkan Bey, merhabalar, güzel evladım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Şeyde, ben de caminin önünde karşılaşması güzel teyzem, Nevşehirli teyzem. Evet, hatırladım. Hatırladınız efendim mı yavrucuğum? Evet. Şimdi benim hediye hakkında sormam var hocamıza. Hepinizi çok seviyorum yavrum. Evet. O kadar güzel programlar veriyorsunuz ki, o kadar mutlu oluyorum. Allah her razı zaman olsun da dinliyorum. Allah binkere razı olsun hepinizden. Amin, ecmain inşallah. Bu programı da hazırlayan hepinizden razı olsun Furkan Bey yavrucuğum. Ben şimdi... Hediye çok veriyorlar annem benim. O kadar hediye veriyorlar ki. Arkadaşlar, evet, akrabadan, oradan, buradan derken ben buna her zaman ödeyecek gücüm yok. Buna vebalde kalamıyorum. Bir de dua, çok herkese dua etmeyi çok seviyorum. Şimdi Songül Hanım şöyle yapalım. Hediye derken biz tam orasını anlayamadık efendim. Hediye anneciğim bildiğin normal bir hediye. Mesela bir eşarp, bir bluz, bir etek falan alıyorlar. Yani bana devamlı getiriyorlar. Evet. Ben bunu karşılık hepsini ben de vermek istiyorum. Ha, anladım. Ama gücüm yetmiyor hepsini almaya. Hani evet, o kadar eşten dosttan geliyor ki. Ben mahcup oluyorum. Evet. Ebelde mi kalıyorum? İkinci sorunuzu alalım Songül Hanım. İkinci sorum da anneciğim, dua etmeyi. Bir başka arkadaşlara, hani herkese dua, biz zorda kalanlara dua etmeyi ben çok yapıyorum. Herkese evet dua ediyorum. Ve bana çok arıyorlar. Mesela dua etti. O gün kendimi edapta ediyorum yavrucuğum hep. Dua ediyorum çok içtenlikle. Bir başkalarına da arıyorum, hani güvendiğim bir kişiye. Mesela sizi çok seviyorum. Diyorum ki benim bir arkadaşım sıkıntıda, ona da bir dua et. Evet. Başkası diyor ki hani mesela herkesin gönlü olur olmaz. Bir cüz okuyalım veya bir dua okuyalım. Bir ayet okuyalım dediğimde vebalde mi kalıyorum onlara? Evet. Ben atayım inşallah. Pekala, sorularınızı anladığımızı düşünüyoruz efendim. Sıhhat ediyoruz. Songül Hanım'ın sorularını reklamların ardından cevaplandıracağız inşallah. Kısa bir reklam arası, akabinde buradayız sevgili dostlar.